Merhabalar kuzularım, tosunlarım, kimyasal hesaplamalar 3 videosuyla beraberiz yine arkadaşlar. Bu videomuzda da yüzde verim hesaplamaları ve aynı zamanda karışım problemlerinden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Bismillah. Birinci sorumuz. 20 mol N2O5 gazı %40 verimle N2 ve O2O dönüşüyormuş, oluşuyormuş, parçalanarak oluşuyormuş. Tepkime sonunda kapta kaç mol gaz bulunur diye sormuş arkadaşlar. Peki hemen reaksiyonumuzu bir yazıyorum önce. N2O5'i almış arkadaş. Sonra bu vatandaşı neye parçalamış? N2 ve O2'ye parçalamış. Sevgili çocuklarım hatırlayın. Biz adam bir reaksiyon vermişse, yani vermemişse, daha doğrusu oluşanları söylemişse, önce reaksiyonumuzu yazıyorduk. Sonra da denkleştiriyorduk. Doğru mudur? Bence yine tam sayılarla uğraşalım. Bakın burada azotlar eşit. 5 tane oksijen, şurayı 5/2 ile çarpmam lazım. Ama ben şöyle yapıyorum. Şuranın katsayısını 2 alıyorum. 2 tane azot olduğu için şurayı 2 alıyorum. 10 tane oksijen oldu. Şuranın katsayısını 5 alıyorum. Şurayı 5/2 ile çarpmaktansa 2 ile genişlettim. Anlaştık. Peki şimdi 20 mol N2O5 %40 verimli. Ne demek bu? Bunun tamamını parçalasaydınız eğer siz %100 verim olurdu. Tamam? Ama burada %40 verimli. O zaman 20'nin %40'ını alacağım. 20'nin %40'ı ne yapar arkadaşlar? 20 çarpı 40/100. %40'ı. Doğru mudur? Şu 2 sıfır gitti, şu 2 sıfır gitti. 2 kere 4, 8 mol yaptı. Yani ben buradan 20 mol vardı. 20 mol vardı. Kaçını harcadım? 8. Eksi koyuyordum ya hani başlığında, hatırlayın. Bu eksi negatif ifade etmiyor. Eksildiğini ifade ediyordu. Peki 2 parçaladığınızda 2 oluşuyor mu gençler? Katsayılara göre 2 mol parçaladınız, 2 mol oluştu. 8 mol parçalarsanız 8 mol oluşur. Peki 2 mol parçaladığınızda 5 oluşuyorsa arkadaşlar, 8 mol parçalarsanız kaç mol oluşur? 20 mol oluşur. 8 kere 5 40/2'den 20 mol oluşur arkadaşlar. Peki şimdi son duruma gelindiğinde 20 vardı, 8'ini harcadınız, 12 mol kaldı. 12 mol bundan var. Bundan kaç mol var? 8 mol var. Bundan da 20 mol var. Topla şimdi bu vatandaşları. 12, 8 daha 20, 20 daha 40 mol yaptı. Neden 40 mol? Çünkü bize kaç mol gaz bulunur, hangi gazı belirtmediği için bütün gazları alacağız. Toplamda da 40 mol gaz bulunuyor diyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Kütlece %60 karbon içeren kömür örneği. Ne demek bu? Şurada durayım bir. Tamam. %60 karbon içeren. Arkadaşlar sobalı evde oturuyorsunuz. Evinize kömür aldınız arkadaşlar. Adi bir kömür almışsınız, alırsanız, aha %60 karbon içeren diyor ya, adi bir kömür aldınız. Onun içerisinden 100 gram aldığınızda bunun sadece 60 gramı karbon. Tamam, kütlece dediği için 60 gramı karbon. Sonra bunu almışsınız, bu da tam yanmıyormuş, %50 verimle yanıyormuş. Yakılarak normal koşullarda 112 litre karbondioksit oluşuyor. Başlangıçta alınan kömür örneği kaç gramdır diye sormuş. Hemen başlıyorum sorunun çözümüne. Kömürün içerisindeki ne yanacak? Karbon. Karbonu yakmışız ve neye dönüştürmüşüz arkadaşlar? Karbondioksite. Peki 112 litre dediğine göre kaç mol olduğunu bulabilirim. Rahatlıkla, niye? Çünkü 22.4 litre gazın ben 1 mol olduğunu biliyorum normal koşullarda. Burada kaç litre oluşmuş? 112. X dersem arkadaşlar 5 katı, 5 katını alırsanız X eşittir buradan 5 mol. Yani reaksiyon sonucunda 5 mol karbondioksit oluşuyor. 5 mol karbondioksit oluşuyorsa bundan da kaç moldür arkadaşlar? 5 moldür. Katsayılar çünkü 1'e 1. Var mı sıkıntı? Yok. Ama %50 verimle diyor. Ne demek bu? %50 verim, yarısı reaksiyona girmiş. O zaman 5 mol reaksiyona girdiğine göre başlangıçta demek ki kaç mol varmış? 10 mol karbon varmış arkadaşlar. Anlaştık? 10 mol karbonumuz var. 10 mol karbon kaç gram yapar? 1 molü karbonun kaç gram yapıyormuş arkadaşlar? 12 gramsa 10 molü 120 gram. Yani şurada aldığınız şu kömür var ya, bunun içerisinde işte 120 gram ne varmış arkadaşlar? Karbon varmış. Peki onu %60'ı karbon. Yani ben bu kömürden 100 gram alsaydım, 100 gram kömürde kaç gram karbon var? 60 gram karbon. Benim aldığım kömürde kaç gram çıktı? 120 gram karbon çıktı. Dolayısıyla buraya x gram dersem 2 katı x eşittir ne yaptı arkadaşlar? 200 gram yaptı. Sondan başa baştan, bak burada ne yaptık? Sondan başa gittik. Sağlamasını yapalım. 200 gram kömür alsam 200'ün %60'ı ne yapar arkadaşlar? 120 yapar. 120 gram karbon 12'ye bölersem 120/12'den 10 mol yapar. 10 mol karbonu da %50 verimle reaksiyona sokarsam 5 mol reaksiyona girer. 5 molden 5 mol oluşur ve 5 mol de 112 litre hacim kaplar diyoruz. Ve devam ediyoruz.
10 mol N2 ve 15 mol H2'den %30 verimle kaç mol NH3 oluşur diye sormuş. Sevgili gençler, N2 artı H2 eşittir 2 NH3'ü yazdım. Şuranın katsayısı 3 oldu. %30 verimle kaç mol NH3 oluşur? Şimdi verim. Hatırlayın önceki reaksiyonlarda. Reaksiyona girenlerden herhangi bir tanesi bitmişse reaksiyon %100 verimliydi. Doğru mudur arkadaşlar? %100 verimli. Peki şundan olmuş olanları bir alayım. 10 mol bundan almışım. Bundan 15 mol. Peki 1'e karşılık kaç giriyor? 3. 10 mole karşılık kaç girer? 30. Var mı o kadar? Yok. O zaman buradan 15 mol girseydi. Tamam. 15 mol girseydi bu vatandaştan. Buradan kaç girerdi? 3'e 1 girdiği için buradan 5 mol girerdi. Peki kimden artardı? H2 biterdi. Buradan kaç mol artardı? 5 mol artardı. Ve buradan 5 girdiğinde kaç oluşurdu gençler? 10 mol oluşurdu. Anlaşılmayan bir şey var mı? Çok güzel. Peki sevgili çocuklarım. Bakın bu bitti, doğru mu? Değil mi? Bu maksimum oluşabilecek o zaman, doğru mu? Buna ne verim diyoruz arkadaşlar biz? Teorik verim diyoruz. Teorik verim. Veya %100 verim. Veya tam verim. Yani reaksiyon tam verimle gerçekleşseydi 10 mol oluşuyor. %100 verimle gerçekleştiğinde 10 mol NH3 oluşuyorsa %30 verimle gerçekleştiğinde X. X buradan hesaplayacağınız üzere kaç mol oluşur arkadaşlar? 3 mol NH3 oluşur diyoruz. Ve diğer soru tipimiz karışımlar soru tipine geçiyoruz arkadaşlar. Bu karışımlar soru tipinde de genelde size karışımla ilgili iki tane bilgi verecek ve siz o iki bilgiden bazen tek bilinmeyenli bir denklem elde edeceksiniz veya iki bilinmeyenli iki denklem de elde edebilirsiniz. Hangisi keyfiniz, hangisini istiyorsa onu yapabilirsiniz arkadaşlar. C2H6, C3H4. Şunları bir yazayım hemen. C2H6'mız varmış, bir de C3H4'ümüz varmış. Karışım 5 molmuş. Toplam kütlede 180 grammış. İki bilgi vermiş bakın gençler. Peki ben şuna X mol desem. Şuna Y mol desem. İnşallah kızmazsınız bana, X ve Y'den bir sıkıntı yok değil mi gençler? Tamam. Peki buradan X artı Y eşittir 5 çıkar mı? Niye? Karışım çünkü 5 mol. Peki sonra N eşittir M bölü MA değil miydi gençler? Peki M dediğimiz kütle, bir maddenin kütlesini bulurken mol sayısıyla MA'sını ne yapıyorum? Çarpıyorum. O zaman bunun mol sayısına X demiştik. Bunun MA'sını hesaplayacak olursanız 30 çıkar. O zaman bunun kütlesi eşittir 30x gram. Bunun kütlesi ise gelince, bunun MA'sını hesaplarsanız 40 çıkar. Bunun kütlesi ise 40y gelir. Yani 30x artı 40y eşittir 180. Alın size iki tane denklem, çözümüne geçelim. Ne yapıyoruz? Şurayı eksi 30 ile çarpıyoruz. X'ler gidecek. Buradan eksi 30y, 40y, 10y kalacak. Eşittir. 5 ile çarparsanız eksi 150 kaç kalacak? 30 kalacak. Y eşittir kaç geldi? 3 geldi. Y yerine 3 koyarsak X eşittir kaç geldi? 2. Bulduk mu? Peki. Şundan kaç mol varmış arkadaşlar? 2 mol varmış. Bundan kaç mol varmış? 3 mol varmış. Peki bunu bulduktan sonra B şıkkına geçtim. Karışımda toplam kaç mol hidrojen atomu vardır? Bakın 2 kere 6 12 mol buradan geliyor. İkinci sorunun cevabını veriyorum. İkinci sorunun cevabı 12 mol buradan geldi. Artı 3 kere 4 12 mol de buradan geldi. Eşittir size 24 mol hidrojen atomu varmış diyoruz. Ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Eşit mollerde alınan C3H8 ve C2H4 gazlarının tamamen yakmak için 16 mol O2 gazı kullanıldığına göre toplam kaç mol karbondioksit? Dedim ya gençler, bak karışımlarla ilgili iki bilgi verir. Siz bundan çözüme gidersiniz. Birinci bilgi eşit mol. İkinci bilgi kullandığı oksijen. Hemen yakıyorum bunları. C3H8'i yaktım oksijenle. Ürün olarak 3 tane karbondioksit. 3 tane olduğu için artı 4 tane H2O. 4 çarpı 2 8. 8 tane olduğu için. 4 oksijen burada. 6 da burada. Etti sana 10. Şuranın katsayısı 5. Aynı şekilde C2H4'ü yakıyorum. C2H4 artı O2. Ürün olarak yine 2 tane karbondioksit artı 2 tane H2O oluşuyor. Sonra ne yapıyorum? 2 oksijen burada, 4 de burada, 6. Şuranın katsayısı 3. Şimdi çözüme geçiyorum. Eşit mollerde demiş ya. Buna X mol desem. Buna X mol desem var mı sakıncası? Yok. Peki 1 mol için kaç mol O2 gerekiyor? 5. 1 mol için 3. X mol için 5X.
1 mole 5 giriyorsa x mol için 5x. 1'e 3 giriyorsa x mol için ne kadar arkadaşlar? 3x. Peki toplam kaç x oldu bakın kullandığımız oksijen? 8x. 8x eşittir 16 ise öyle vermiş. Buradan x ne çıkar arkadaşlar? 8x 16'dan x eşittir 2 mol çıktı. Peki devam ediyorum. 1 mole 3 mol oluşuyorsa bundan 3x mol oluşmaz mı? 1'e 2 oluşuyorsa buradan da 2x oluşmaz mı? O zaman n karbondioksit kaç x oldu gençler? 5x. Bana karbondioksiti soruyor çünkü. X'i de 2 bulmuştuk. N karbondioksit kaç geldi? 5 çarpı 2'den o da eşittir 10 mol geldi sevgili çocuklarım. Devam. Başka bir soru. Helyum CO2 ve CH2'den oluşan 10 mollük karışım yakılıyor. Tepkime tamamlandığında kapta 4 mol SO2, 7 mol karbondioksit olduğuna göre başlangıçta karışımın yüzde kaçı helyumdur diye sormuş. Önce şuradan başlayalım. Helyum soy gaz yanar mı? Yanmaz. Değil mi? Karışım yakılıyor diyor çünkü. Karbondioksit yanar mı? O da yanmaz. Yanacak bir madde var burada CS2. Peki helyumu yazayım şuraya. Şuraya CO2 yazayım. Sonra da şimdi CS2'yi yakayım. CS2'yi yaktığım zaman buradan artı O2 diyelim arkadaşlar. Artı O2 ürün olarak CO2 artı 2 tane SO2 oluştu mu arkadaşlar? Şurası artı gençler, tamam mı? Artı. Peki denkleştiriyorum. 2 oksijen burada. 2 kere 2 4 oksijen burada. 2 de burada. Eti size 6. Şuranın katsayısı kaç oldu? 3 oldu. Peki şimdi 4 mol SO2 oluşuyor diyor ya. Şurası 4 molmuş. Peki burası 4 molse buradan kaç mol karbondioksit oluşur? 2 mol. Buradan 4 oluşabilmesi için buradan kaç mol oluşması lazım arkadaşlar? Toplamda 2'ye 1 bakın. Dikkat edin. 4'e 2. Ha, o zaman başlangıçta şu karışımda 2 mol bundan var. Yani CS2'den var. Geldim karbondioksite. Karışımda son durumda dikkat edin 7 mol karbondioksit oluşuyormuş. 2 mol karbondioksit buradan geliyorsa demek ki başlangıçta 5 mol var ki bunun yakılmasından da 2 mol geliyor. Son durumda 7 oluyor. Ha, bunun da mol sayısını bulduk. 5 mol. Peki 5, 2 daha 7. 10 mol vardı karışım. Toplam kaç oldu arkadaşlar? 3 mol de helyum. Yüzde kaçı diye soruyor. Yapacağımız iş şu. 10 mol gaz karışımında 3 mol helyum varsa değil mi? Yüzde x diyeceğiz. X buradan kaç çıkacak gençler? Yüzde 30 çıkacaktır. Diyoruz ve son sorumuza geçiyoruz gençler. Kimyasal hesaplamalarla ilgili. Bakır ve kalsiyumdan oluşan 0.4 mollük karışım yeterli HCl ile tepkime sokulduğunda NK'da 6.72 litre H2 gazı oluşuyor. Buna göre başlangıçtaki bakırın kütlesi nedir diye sormuş. Burada bir bilgiye ihtiyacımız var arkadaşlar bu karışım konusunda. O da şu. Şu vatandaş soy, şu vatandaş aktif. HCl ile bu ikisi arasında sadece kalsiyum reaksiyona girer. Soy metaller asitlerle reaksiyona girmez. İstisna bir HNOH ve H2SO4'ü var. Onun haricindeki metallerle reaksiyona girmiyor. O zaman burada reaksiyona girecek tek kişi kim? Kalsiyum. Bak sonuca nereden gideceğiz biliyor musun? Kalsiyumun miktarını bulacağım. 0.4'ten kalsiyumu çıkarttığımda bakırın mol sayısını bulacağım. Sonuca oradan gideceğiz. Kalsiyum artı HCl dediğimde ürün CaCl2 artı H2. Şurayı 2 ile çarparsam reaksiyon denk. Dikkat! 1 mol kalsiyumdan 1 mol H2 elde ediyorsun. Peki H2'nin mol sayısını vermiş sana adam. Buradan 22.4 litre 1 molse 6.72 litre X dersen X buradan kaç gelir biliyor musunuz gençler? 0.3 mol gelir. E peki 0.3 mol H2 oluşabilmesi için 0.3 mol kalsiyum kullanman lazım. E toplam karışım kaç? 0.4. Karışımın içerisinde 0.3 mol kalsiyum varsa NCu eşittir 0.4 eksi 0.3. Yani şundan şunu çıkarttım. Bunu bulacağım. NCu eşittir ne yaptı? 0.1 mol geldi. E 1 molü kaç grammış gençler? Verilmiş 64. O da buradan kütlesine geçecek olursam N bakır eşittir 0.1 çarpı 64'ten 6.4 gram yapacaktır. Diyoruz. Ve kimyasal hesaplamalar konusunu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.